Öncelikle merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Muhteşem bir haftaya başladık. Sizlerin de umarım bu kadar enerjisi yüksek bir şekilde haftaya başladığınızı ümit ediyorum. Bu haftanın konusu aslında biraz düşünürken aklıma geldi. Biraz da bulunduğum cemiyetlerde konuşmalardan yola çıkarak böyle bir video dedim bu hafta çekeyim. Kendini gerçekleştirmiş insan olma özelliği. 10 tane madde belirledim kendimce. Tabii ki psikolojinin temellerine dayandırarak ve yapmış olduğum gözlemlere, görmüş olduğum olaylar örgüsüne, eylemlere dayanarak bu 10 maddeyi çıkarttım. Bu bir tarafta bilimsel makale değil, sadece benim mesleğimle ve tecrübelerimle harmanladığım 10 madde. Şimdi videonun da hatta başlığı büyük ihtimal şöyle olacaktır. Kendini gerçekleştirmiş insanların 10 özelliği. Şimdi bu kendini gerçekleştirmiş insanların 10 özelliğine bakacak olursak, öncelikle Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak hareket etmemiz gerekiyor. Peki bu ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir? En azından bir hatırlamış olalım. İhtiyaçlar hiyerarşisinin temelinde fizyolojik ihtiyaçlar vardır. Bunlar nedir? Yeme, içme ve cinsellik. Aynı zamanda da psikolojinin temelinde Freud, yani bu bilimin kurucular arasında, dinamikler arasında yer alan Freud'un da temel ihtiyaçlar olarak nitelendirdiği şey aslında Abraham Maslow'la ortak kümede yer alıyor. Abraham Maslow diyor ki fizyolojik ihtiyaçlar yeme, içme, cinsellik üzerine kurulu. Freud da aynısını söylüyor. Yani piramidin birinci aşaması fizyolojik ihtiyaçlar. İkinci aşaması ise güvenlik ihtiyacı. Nedir bu güvenlik ihtiyacından kasıt? Barınma, bir yer edinme. Yani kendini güvenli alanda hissetme durumu. Bunun için de güvenlik ihtiyaçları piramidin ikinci aşamasında, ikinci level'ında yer alıyor. Ve üçüncü aşama sevme, sevilme, aidiyet duygusu. Birileri tarafından sevme, sevilme ya da kendi isteğinle birilerini sevme, sevilme. Toplum normlarında düşündüğümüz zaman zaten böyle bir durum var. İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğu için sevme, sevilme ihtiyacı da hissedebilir. Şimdi buraya gelmeden önce piramidin her aşamasını her insan geçecek diye bir kayda yok. İşte birinci level'ı geçen, fizyolojik ihtiyacı geçen bir insan ikinci level'da geçecek diye bir kaydı yok. Belki de insan sadece fizyolojik ihtiyaçlarda kalabilir. Zaten piramidin amacı da budur. Bir huni gibi düşünün, üçgen piramit. En temelden, en geniş alandan başlayarak huni şeklinde daralarak belli bir seviyeye gelmek. Zaten en üst level'da da birazdan bahsedeceğiz. Piramit gitgide daraldığı için zaten bunu başarabilen insan da çok az oluyor. Zaten bunu başardığın zaman fark yaratıyorsun ve azınlık olmayan grupta oluyorsun. Kimine göre normal, kimine göre anormal grupta kalıyorsun. Yani tıpkı şu an izlediğiniz YouTube'da içerik gibi. Kimisi içeri gizler, kimisi içeri üretir. İçeri gizleyen kısım %90, %95'lik kısımda, içeri üreten kısım %5'lik kısımda. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini de bu şekilde düşünebilirsiniz. En temelde fizyolojik temel ihtiyaçlar, bu geniş üçgenin geniş tabanı ve yukarıya doğru çıkıldıkça bu üçgen daraldığı için de bunu gerçekleştiren insan sayısı da az. Şimdi sevme, sevilme, aidiyet duygusunu da toplum normlarına göre biz sosyal varlıklar olduğumuz için sevme, sevilme, aidiyet duygusu da önemli bir duygudur. Peki bunu da gerçekleştiren insan evladı bir üst level'da saygı, özgüven, başarı, başkalarına karşı saygı, prestij level'ına geçmiş olur. Tabii bu saygı, özgüven, başarı level'ına geçebilmek için de diğer ihtiyaçlar hiyerarşisini, diğer level'ları tam manasıyla gerçekleştirmeniz gerekiyor. Peki ondan sonra en üst level'da, piramidin en üst level'ında kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirebilme. İşte siz bu level'ların hepsini tamamlarsanız kendini gerçekleştirmiş bir insan olarak ön plana çıkıyorsunuz. Kendini gerçekleştiren insan, önceki videomuzu izleyen varsa, feragat duygusunu en üst level'da, en üst seviyede başarmış insanlar zaten kendini gerçekleştirmiş insanlar olabiliyor. Diğer videoyla bağlantı kuracak olursak. Yani ahlak, doğallık, yaratıcılık, problem çözebilme yeteneği yüksek olan insanlar kendini gerçekleştirmiş insanlar oluyor. Kendini gerçekleştirmiş insanlar aslında kendilerine göre bir doğruları, kendilerine göre bir ahlakı,
bir geçerliliği olan, kendi kuralları, kaideler olan insanlardır. Peki bunları örnek verecek olursak kendini gerçekleştirmiş insanlara. Geçen videoda bahsetmiştik. Kürşat, feragatı yüksek, feragat ruhu yüksek, fedakarlığı yüksek ruhlu insan kendini gerçekleştirebilen insandır. Buna aynı zamanda da kendi inandığım dine istinaden söyleyeyim. Peygamber Efendimiz de kendini gerçekleştirmiş bir insandır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Zaten kendini gerçekleştirmiş insanlar nadir insanlardır. Toplum normlarında, toplumun yahut da dünyanın yahut da geçmiş tarihe baktığınız zaman bu azınlık seviyedir. Yani çok minimum seviyededir. Kendini gerçekleştirme ihtimalin olduğu zaman zaten fark yaratan insan, zihinsel farkındalığı yüksek insan olabiliyorsun. Bundan dolayıdır ki mesela filozoflar eski Helenistik döneme gidecek olursak, Yunan dönemine gidecek olursak, filozoflar da kendini gerçekleştirmiş insanlar grubuna dahil edebiliriz. Hepsini değil ama bazısını. Zaten herkesi kendini gerçekleştirmiş insan olarak nitelendirme ihtimalimiz çok düşük. Zaten azınlık seviyededir. Şimdi dedik ki videonun başında kendini gerçekleştirmiş insanın 10 özelliği. Bu benim hem mesleğimle alakalı hem de tecrübelerime istinaden yapmış olduğum analizlerin sonucudur. Ve bunları da sizle paylaşmak istediğim için. Günlük hayata yordayarak, betimleyerek, tasvirleyerek, örnekler vererek bunu anlatmak istiyorum. Eğer bilimsel temellere dayandıracak olsam eminim beni izleyen hiç kimse anlamayacaktır. Şimdi birinci maddemiz başına gelen şeyleri kabullenir. Kendini gerçekleştirmiş insan, yani Abraham Maslow'a göre piramidin en üstündeki insan başına gelen şeyleri kabullenir. Peki nedir bu başına gelen şeyler? Başınıza günlük hayatta herhangi bir maddi ya da manevi bir problem geldiğinde bunu kabullenir. Evet, üzülür. Örneğin bir telefon geldi ya da bir haber geldi. Dediler ki işte annen öldü, baban öldü, arkadaşın öldü. Evet, duygu her insan için vardır. Buna ket vuramayız, bunu edemeyiz yani bastıramayız. Bunu bastıramayız. Üzüldüğünün farkındadır. Ama bu üzüntüyü bir an önce sonlandırıp yoluna devam etmek zorunda olduğunu da bilir. Yani başına gelen şeyleri kabullenir. Bir çözüm önerisi bulur. Problem çözme yeteneği gelişmiş olduğu için bir problemi çözer ve yoluna devam eder. Şimdi ikincisi kimseyi değiştirmez ve değiştirmeye de çalışmazlar. Kimseyi değiştirmez, değiştirmek için de çabalamaz. Kendini gerçekleştirmiş insan. Bir ortamdasınız, bir cemiyetiniz var, bir arkadaş grubunuz var. Ortamda bulunan, yani bulunduğunuz ortamda işte arkadaşınız belki de sizin hoşunuza gitmeyecek bir davranış sergiliyor. Ya da anne babanız sizin düşüncenize göre sizin hoşunuza gitmeyecek davranışlar sergiliyor. Kendini gerçekleştirmiş insan bunları değiştirmek için çabalamaz. İşte kendini gerçekleştirmiş insanın kural ve kaideleri vardır. Ve kural kaidelere göre hareket eder. Ve bu kural kaideleri kabul etmiş insanlarla bir cemiyet kurar. Ve o cemiyete kendisi oluşturmuş olduğu cemiyeti, arkadaş grubunu sosyal network ağında kendi kurallarını çerçevesinde kabul ettiği için ortamda bulunan diğer insanları da değiştirmeye yönelik hareketlerde bulunmaz. Yani kendini gerçekleştirmiş insan bu tip durumlarla müdahil olmaz ve değiştirmek için de çabalamaz. Zihninde böyle bir probleme de yer vermez. Peki, üçüncü maddemiz nedir? Geçmişe takılmaz. İşte ben zamanında hata yaptım, işte bir ticaret yapıyorum, bu ticaretten dolayı zarar gördüm. İşte vah benim başıma gelenler, işte başını iki elinin arasına alıp ya ben ne yapacağım, dünya battı, işte ben yerin yedi kat dibine girdim, değil. Zaten başarı bilimsel verilere dayandıracak olursak 3-4 başarısızlıktan sadece bir tanesi başarıya denk geliyor. Yani 3-4 defa belki 5 defa başarısız bir eylemde bulunmanız gerekiyor ki başarıya ulaşmanız gerekiyor. Bu da yüzdeliğe vurduğunuz zaman %20'ye tekabül ediyor. Yani 5'te 1'e tekabül ediyor. Siz başarısız ola ola bir şeyleri başarıya ulaştıracaksınız. Bir eyleme başlarsınız. Belki de mükemmel başlamayacaktır. Hatalar yapa yapa en sonunda doğrusunu bulacaksınızdır. Her hatanın sonunda ya işte lanet olsun ben başarısızlığa uğradım, işte evden çıkmayacağım, kendimi kapatacağım, artık kimseyle görüşmek istemiyorum dediğiniz anda zaten pes etmiş oluyorsunuz ve başarıya ulaşma ihtimaliniz %0'lara düşüyor. Başarısızlık aslında başarının temelidir.
aslında başarısızlık yaşadıktan sonra yılmayıp duygularınızı beyninize katmadan hareket ettiğiniz anda zaten başarı yolunda adımlar atmış oluyorsunuz, tohumlar atmış oluyorsunuz. Aslında başarının tohumu başarısızlıktır. Peki, geçmişe takılmazlar. Geçmişinde bu başarısızlıklardan dolayı acaba ben şu hamleyi yaparken, bu kalemi kaldıracağım ya da bu eylemi yaparken geçmişte böyle bir hata yaptım. Acaba yine aynısını yaparım mı diye düşündüğünüzde yine kaybetmiş olursunuz. Kendini gerçekleştirmemiş bir insan olarak ortaya çıkmış olursunuz. Kendini gerçekleştirmiş insan, evet geçmişte ben bir eylemde bulundum ve başarısızlığa uğradım ama sadece bu alanda başarısızlığa uğradım. Benim hayatım devam ediyor. Ben bu eylemi yaptım, şu kalemi kaldırmak istedim ama kaldıramadım, yere düştü. Ben sadece bu kalemi kaldıramadığım için başarısız oldum ama yarın tekrar kaldırabilirim diyerekten yoluna devam etmesi gerekiyor. Onun için geçmişe takılmazlar. Eksiklik yerine motivasyon, yani gelişim motivasyonu düşüncesi olursa kendini gerçekleştirmiş insan olursunuz. Yani kendini gerçekleştirmiş insan kendinde bir eksiklik aramaz. Eksiklik üzerine bir plan, eylem yapmaz. Bunun üzerine bir düşünce, akış psikolojisi içine girmez. Akış psikolojisi nedir? Bir yani bu da ayrı bir video konusu da yine ucundan biraz bahsedelim örnek vermek açısından. Yani sanat yapmak, dünyavi yahut da manevi şeylerden uzaklaşıp sadece kendi içsel kimliğinizin kabul ettiği, mutlu olduğu şeyleri yapabilmek. İşte eksiklik motivasyonu yerine gelişim motivasyonu. Yani ben bir şeyleri nasıl geliştirebilirim? Nasıl fayda sağlayabilirim? Örneğin bu kalemin işte kapağı yokmuş, işte bu kalemin eğer kapağı olmazsa ben buraya yazamam ya da ben bu kalemi taşıyamam, işte mürekkebi cebim akar değil. Gelişim, yani gelişim motivasyonu olursa ne olur? Bu kalemin kapağı yoksa bu mürekkebin akmaması için ne önlem alabilirim? Nasıl bir problemle ben bunu cebime akmasını yahut da işte gömleğime yahut da elime bulaşmasını engelleyebilirim? Nasıl geliştirebilirim? Kalem yok, evet kalem gitti. Artık bunu düşünmeye gerek yok, kalemin kapağı. Ama bu mürekkebin akmaması için nasıl bir çözüm bulabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Düşüncesi oluştuğunda kendini kabullenmiş bir insan olarak, kendini gerçekleştirmiş bir insan olarak ortaya çıkar. Bunun içindir, önemlidir. Kendini gerçekleştirmiş insan, problem çözme yeteneği, ilk başta da söylemiştik. Kendi çözümlerini bulabilmeli, gelişime fayda sağlayabilmelidir. Bir sonraki maddemiz, ahlaki bir pusulası olması gerekiyor. Kendi doğruları olması gerekiyor. Nedir ahlaki pusulası? Herkesin kendisine göre bir kuralı kaidesi vardır. Herkesin kendine göre bir ahlaki değerleri vardır. Bu ahlaki değerler yahut da kendi kurallarınız döneme göre değişmemeli. Yani dönemin adamı olmamalısınız. Dönemin insanı olmamalısınız. Döneme göre bu düşünceler değişmemeli. Onun için kendi ahlaki pusulanız kendinize göre olmalı. Kendi eyleminize göre olmalı. Sonuçta ben dünyaya geldim. İsa olarak ben bir dünyadayım. Kimse benim fikrimi sormadı. Dünyaya gelmek istiyor musun diye. Ama geldim ve bulunduğum toplum normlarına ayak uydurarak kendi tecrübelerime istinaden bir ahlak pusulası ve kurallar kaidesi oluşturdum. Ve bu döneme göre değişmeyecek. İşte bugün böyle, yarın benim bu kurallarım değişti değil. Bu kurallara göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de kendini gerçekleştirmiş insan kendi kuralları ve kaidelerini hiçbir zaman döneme göre değiştirmeyen insandır. Bir sonraki maddemiz, çevresindeki insanların ortalaması gibi davranmaktansa şahsına münhasır olmayı tercih eder. Bir ortamdasınız, işte nedir? Klasik sözler vardır işte, 5 arkadaşının ortalamasısın. Ya da nedir? İşte bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani ben 5 arkadaşımın ortalaması olmak istemiyorum. Benim hayatımdaki zaten planlamalara bakın, hiçbir zaman çoğunluk gruplu olmak istemedim. Hep fark yaratan, zihinsel farkındalık yaratmak istediğim durumlarda kendimi ön plana attım. Nedir? Kendini gerçekleştirmiş insanlara bakın, yalnızlığı tercih ederler. Ve çevresindeki insanların ortalaması olmaktan kendini çekerler. Ortalama yükseltmek için çabalar, sarf etmeye başlarlar. Bunun içindir ki çevresindeki insanların ortalaması olmaktan olmaktansa kendi yalnızlığını tercih eder. Kendini dinlemeyi tercih eder.
Örneğin bir ortamdasınız, hani 5 arkadaşla ya da 10 arkadaşlarla bir cemiyettesiniz. Arkadaşınızın örneğin kötü alışkanlığı var ya da iyi alışkanlığı var. Ama sizin bir önceki maddede söylediğim bir ahlaki pusulanız var ya, ahlaki pusulanıza uymayan şeyi siz yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin bir ortamdasınız, 5 kişilik bir ortamdasınız, 4 kişisi alkol içiyor. Siz sevmiyorsunuz, sizin ahlak pusulanıza uymuyor. 4 kişi içiyor diye siz de içmek zorunda değilsiniz. 4 kişi madde kullanıyor diye siz de madde kullanmak zorunda değilsiniz. Ortalama ayak uydurmak zorunda da değilsiniz. Kendi ahlaki pusulanıza göre hareket etmek zorundasınız. Kendini gerçekleştirmiş bir insan olmak istiyorsanız. Bir sonraki maddemiz şu. Kendi değerini diğer insanlar üzerinden ölçmez. Kendi değerini diğer insanlar üzerinden ölçmez. İşte bu beni seviyor. O zaman ben iyi bir insanım. Bu beni sevmiyor. O zaman ben kötü bir insanım. Zaten hayatın akışı bu şekilde. Herkes seni sevmek zorunda değil. Sen de herkesi sevmek zorunda değilsin. Ama saygı oluşturmak zorundasın. Yaptığın işe saygı oluşturmak zorundasın. Çevrendekilerin sana saygı duymasını oluşturmak zorundasın. Herkes seni sevmeyebilir ama herkes sana saygı duyacak. Eğer kendini gerçekleştirmiş bir insan olursan herkesin seni sevmesi önemli olmaz. Sana saygı duyulması önemli olur. Son maddemize gelecek olursak alçak gönüllüdür. Kendini gerçekleştirmiş insan alçak gönüllüdür. Alçak gönüllü insanlar da feragat sahibi insanlardır. Feragat sahibi insanlar da zaten kendini gerçekleştirmiş insanlardır. Yani Maslow'un hiyerarşisine göre en üst level'da, en üst konfigürasyonda insandır. Kendini gerçekleştirmiş insanın zaten bir önceki videoda biliyorsunuz ki feragat sahibi insandır. Kendini gerçekleştirmiş insan olabilmek istiyorsanız önce kendi içsel kimliğinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoş kalın.